Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk 4 bölümünü çekeli oyunun bir günü oldu. Ama bir gün içinde dahi özlenebilecek bir oyun Skyrim. İnşallah bu bölümde eğlenceli işlere imza atabileceğiz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. En son Rüzgar Kıran geçidi mi? Öyle bir şeyde kalmıştık. Bleak Falls Barrow. Oradan devam ediyorduk. Farengar için Ejder tabletini arıyorduk. Harbi oyunu da çömelince şu çıkan çizgi işaretini bile özlemişim. Daha bu 5. bölüm. İlerleyen bölümleri tahmin edemiyorum bile. Bayağı iyi olacak tahminimce. Tahmin edemiyorsam nasıl tahminimce iyi olacak? Bunu da sorabilirsiniz bana. Hadi bakalım. En son dediğim gibi Farengar bizi buralara yollamıştı. Metfun gömülü insan demekmiş. İnsan mı? Gömülü kişi mi? Öyle bir şey demekmiş. Medfunları indiriyorduk aşağıya. Tabii fark edildik. Tabii kestirdik de biraz. Kötü oldu. Şöyle o gelmeden kaçabilirsek gerçekten iyi olacak. Oyunda dağ taşa baka baka ilerliyoruz. Eğer canınızı sıkıyorsa özür dilerim ama Skyrim alelade bir oyun değil. Hatta şöyle yapmak istiyordum. Sinsilikte 28 oldu. Skyrim alelade bir oyun değil. Her yeri araştırmanız lazım eğer oynuyorsanız. Yoksa tadı çıkmaz. Bir yerden sonra hani monotonlaşır her şey. Bakın şimdi. Yanın köpekler diyecektim. Orada bir tane daha var zannetmiştim. Aa varmış. Geliyor, yanarak geliyor. Yan kardeşim. Ooo kadim kuzey oku, güzel. Bundan yoktu. Ya da gördüm de almadım. İşte Metfun gömülü insan mı? Öyle bir şey demekmiş. Ben de bilmiyordum. Meftun derler ya, Meftun'un ruhu şad olsun falan diye. Yoksa demezler mi? Her neyse, oyunda şu çömlekleri gördüğünüz zaman yerde genelde benzin vardır. O benzini yakmak için çömlekleri kullanabilirsiniz. Demir okunuzu da bırakmayalım. Ya... Heh, tamam. Bakalım bizi neler bekliyor. Burayı temizledik galiba. Şuralardan. Baka baka gidiyorum. En ufak bir altın zerresine dahi ihtiyacımız olacak. Oyunda aslında para birimi septim. Ancak altın olarak geçiyor. Gold olarak geçiyor. Türkçesinde de altın olarak çevrilmiş zaten. Galiba görevi yapmaya yaklaştık. Bir kendimize bakalım. Buraya geçmeden önce. Hala bu haldeyiz. İnşallah zırhımı değiştireceğim bir şekilde. Bu görevi geçtikten sonra level atlarsam eğer smithing'e vereceğim. Yeteneğimi. Öyle bir çelik zırh oluştururuz kendimize. Şimdi burada bir puzzle var. Şu şekilde ayı, güvercin, baykuş ve Yusufçuk. Bunları bir sıraya oturtmamız lazım. Affedersiniz. Burada sırayı tek tek denemenize gerek yok. Altın pençeyi üstüne gelip şu taraftan incelediğiniz zaman ayı, Yusufçuk ve baykuş şeklinde olduğunu görebilirsiniz sıralamanın. Onun için Yusufçuk ve baykuş. Ayı, Yusufçuk, baykuş. Oldu galiba. Deneyelim bakalım. Golden Claw'umuzu da alalım. İniyor. Orada birisi varsa hoş olmaz. Yokmuş. Şöyle ilerleyelim. Third person kamerasını da unutmamak lazım.
Ama okçuyken genellikle first person oynayacağım için. Sesler duyuyorum. Nereden geliyorlar? Skyrim serisine tehlikeli fasulye el sallığı ünlü oldun. Duyuru videosunu yaptığımdan bu yana arkadaşlık istekleri durmadı. 156 tane istek görünce bir şaşırdım. Ama ekleyemiyorum, kabul edemiyorum maalesef. Kusura bakmayın. Bir ses geldi ama bir şey bulmuşuz gibi. İşte Skyrim'i Twitch'ten oynamayacağım. Twitch yayın yapmayı falan düşünüyoruz. Cidden diksiyonum kaydı ya benim. Arkadaşlar bana bir yardımcı olun. Zaten ölü gibi olmamak için çabalamaktayım. Bu ejderha tabletim oluyor yani. Bu dragon şahatları kazandığımız yerler. Kudret sözcüğü öğrenildi. Buradan kaçmamız lazım. Şuradan bir metfun çıkacak. Pençeyi Lucan'a götür. Lucan şey ya. Riverwood yani ırmak korumu. Oradaki tüccar. Ne diyordum? Ne dediğimi unutuyorum cidden. Çoğunlukla öyle oluyor. Şu adamı haklamakla meşguldüm. Haklamak değil de. Aa sinsilik şey oldu. Şimdi bir seviye atlayalım. Bu arada seviye atladığında statların, sağlık, kuvvet ve efsunun doluyor diyecek arkadaşlar biliyorum. Ama şimdilik doldurmaya ihtiyaç yok. Rahatça öldürürüz o şeyi. Şimdi hangisine verelim? 4 levelde şunlara vermişiz. Efsun'a da ihtiyacımız olacak. Çünkü canımızı doldurmamız lazım. Bu can doldurmaya verebiliriz. Ama demirciliğe versem daha mı iyi olur? Şimdi buna verdiğim zaman 30'a kadar yolu var. Elf demirciliğine gitmem lazım. Ama elf demirciliğinde şey bulurum herhalde. Zırh bulayım ya ben. Şimdilik bunu ellemeyeyim de. Zırh bulayım. Öyle yapayım. Healing büyüleri 2 kat daha fazla etkilidir. Tamamdır, bunu açtık. Bizim metfunumuz bu tarafa doğru gele dursun. Biz burada olduğumuzu çaktırmayalım. Çakar mı acaba? Çakmazsın değil mi? Çünkü oku attığımız yere doğru geliyor. Bir yer bulmamız lazım. Şey yapabilecek, onu oklayabilecek. Şuradan atlayalım. Metfun kardeş, seni şuradan bir tane daha okla ödüllendirmek istiyorum. Şöyle kaçarak tabii ki. Gelmezsen. Gelme, gelme, gelme. Sinsilik yeteneğini boşuna mı perk verdik? Ayrıca böyle yaptıkça da sinsiliğimiz artıyor. Oyunda level almanızın sebebi veya işte level almanızda etken olan şey yeteneklerinizin az önce gösterdiğim bunların artması. Allah gene geliyor. Ha tamam. Bunların artması eğer atıyorum okçuluğu 100 seviye yaparsam ve okla ah tüylerim diken diken oldu. Allahu ekber. Allah Allah. Şuradan git, kaçamıyor muyuz? Abi bir de Master'dan bir önceki seviye, Extreme'de oynuyoruz. Kötü bir durum tabii bu. Abi yapma bak. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Ne diyordum, ne dediğimi de unuttum. Şey Q'dan çabuk iyileşme. Az önce verdik o kadar. Perkimizi. Ha dediğim gibi. Yeni video yes. Sen de ünlü oldun el salla. Steam'i offline yapmam lazım, bunu fark ediyorum. Yayımızı tekrar alalım. Bir bağırmazsan kardeş. Şuradan da zıplayabilirsem. Burası iyi galiba. Adamı yuklamak için. Hadi inebiliyor musun oradan? Hayır 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 hayır. Hayır. Böyle bir şey yapmamalısın. Adam şeye döndü ya. Atış talimi yuvarlağına döndü. O nasıl bir tabirdir bilmiyorum ama.
Okçuluğumuzu da bu arada geliştiriyoruz. Gel kardeş, kaçamazsın. Bu arada şunu yapmam gerekiyor. Çok önce yapmalıydım. Çevrim dışı. Bu arada Nova adını göremedim tam. Ejderha tabii bunu göndermek, bunu bulmak için göndermiş demek ki Farengar. Ki evet, quested oldu. Demek ki buymuş. Büyülü bir tane savaş baltası. Güzel. Alacak bir şeyimiz yok bundan başka. Adını göremedim ama yüzüne çevrim dışı yaptığım için durumu, kusura bakma arkadaş. Buradan eşyaları tabii ki her zamanki gibi hacılıyoruz. Madalyon. Onu ilk defa görüyorum oyunda. Şaka dirençli okuyorum. Biraz garip oldu. Tamam. Görevimizi tamamladık. Buradan ilerleyebiliriz. Tek yol burası herhalde. Bakalım. Oha, aldığımız ejder taşının büyüğü var. Çok güzel. Oyunda etrafa bakmaya hiç fırsat bulamamıştım kendim oynarken. Sizinle oynarken buluyorum. Burası kapalı. Niye? Neden kapalı? Burada kol varmış. Bu nasıl kol? Bu en fazla anahtar olur. Allah Allah Allah. Fener. Çubuk. Sandık. Bileklik. Var galiba bende. Dağ çiçeği. Kuru kafaların hiçbir anlamı yok oyunda. Almanıza da gerek yok ama kuru kafalar normalde böyle gözükmüyor. Modla bu hale getirdim ben. Kendi oyununuzla kıyaslayabilirsiniz eğer siz de oynuyorsanız. Hadi bakalım. Skyrim'e vardık. The island of Soltheim is located to northeast of Skyrim. The Northern Maiden out of Windhelm is known to occasionally... O kelimeyi telaffuz etmem için benim 5 fırın ekmek yemem lazımdı. Ama orayı tercüme etmemiş oyun çeviri ekibi. 36 bin satırı tercüme etmişler. Orayı tercüme etmedikleri için laf ediyorum. Benimki de gerçekten iş. Buradayım. Oyunun ilerleyen bölümlerinde seyahatin gerçekten kolaylaşacağını söylemiştim. Bu şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Simya laboratuvarları, bunu çok kullanacağız. Bu dağ çiçeklerini, onları bunları toplamamın sebebi de bu iş. İksirler üreteceğim. Simya ile uğraşacağım. Bal şarabı. Bu Harry Potter'daki kaymak birası gibi. Bilmediğimiz içki kültürleri. Sen mi dedin bana? Çalsam bir şey olur mu? Çalmak istiyorum ama fark edildim şu an. Fark edilirken, şu göz açıkken çaldığınızda ırkçı pislik. Çok sinir oldum. Nasıl bana elf der? Göz açıkken çaldığınızda o CTRL'ye basıp Xbox'ta da left stick olması lazım. Mutlaka yakalanıyorsunuz. Ayrıca mikrofonu az önce tükürdüm. Bok bir patlama sesi gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Nereye bakıyor bu? Bu kim? Delphin. Sen kimsin? Kıyafetin güzelmiş. Bu arada F5'e basıp yan kesicilik yapabilirsiniz. Çünkü yakalandığınız zaman F6'ya basıp geri alma gibi bir şansınız var. Dar peyniri parçası. Altını çalalım bakalım. Yakalandık. F6. Oyunda ara ara böyle şeyler yapmayı düşünüyorum. Ve çok beceriksiziz gerçekten. Adam da büyücü ama bize hançerle saldırıyor. Evet, şey yaptık. Altını çaldık adamın. İlk hırsızlığımız hayırlı olsun. Oyunda zaten suikastçı olmamızın sebebi de hırsızlık yapmak. Hırsızlık yaparak zengin olabilirsiniz. Bu hırsızlığa girmiyor ama. Alabiliyoruz. Kırmızı isimli değil.
Ha. Ziyaretçin var diyor. Yeni fark etti. Adamın parasını bile çaldık. Zatı muhterem. Ölmemi mi istiyordun? Yarma. Bir aralar Yarma Gül vardı. Hamdi Alkan onu canlandırırdı. 90'lar. 2000'ler mi oluyor? Bilmiyorum. Benim çocukluğumdaydı. Demek yazıtın yerini keşfettim ve benimle onunla paylaşmadın. Evet. Ne olmuş? Elfim diye bir şey yapamayacağımı zannettin. Tipim kötü olabilir. Ama Yarma değilim. Ejderha. 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 Ha bir dakika. Gelemem ama. Öncelikle şu topladığımız malzemelerle biraz iksircilik yapalım. İki tane malzeme seçip işleyebiliyorsunuz. Eğer ikisinde ortak bir özellik varsa bu iksiriniz de ortaya çıkıyor. Böyle rastgele deniyorsunuz. Ve o şeyin iksir oluştuğu zaman o bitkilerin sahip olduğu şeyi özelliği görebiliyorsunuz. Efsun yıkımı. Bu bir zehir oluşturdu. Lavanta ile kızıldağ çiçeği birleşince. Ve şu an efsun yıkımı büyüsünün nasıl yapıldığını biliyoruz. Hani onu içeren bitkileri biliyoruz. Şimdi bunları çıkartalım. Mavi dağ çiçeği ile mehtap güvesi kanadı. 3 tane karıştırabilirsiniz. Olmadı. Mavi dağ çiçeği ile mor dağ çiçeği. Nir notu. Bu enteresan bir bitki. Öten bir bitki. Efsuna dirençli olma. Güzel. Bunları hemen halledeyim ben. Ayrıca bu ikisini az önce yaptık gördüğünüz gibi. Birbiriyle uyumlu değiller. Uyumlu olmadığı zaman da şu gri renge bürünüyor. Yani bunu da aklınıza tutmanıza gerek yok. Oyun size yardımcı oluyor. Örümcek yumurtasıyla parlak mantar. Mor dağ çiçeği örümcek yumurtası. Köptü bir şeyle birleştirdim örümcek yumurtasını. Kemik tozu. Evet güzel. Deve dikeni kötü mü? Değil. Kemik tozuyla deve dikeni. Kuvvet yıkma. Ağaç mantarıyla parlak mantar. Mantarların bir ortak paydası yokmuş demek ki. Sıçan kuyruğu. Sıçan kuyruğu çok varmış ya. Hafif zırhı güçlendirme. Fortify. Light armor. Sıçan kuyruğu. Güzel. Kemik tozuyla olmuyor. Bakalım. Dağ çiçeğiyle yapmamışız. Kızıldağ çiçeği. Aa, zaten bununla iksir oluyormuş. Örümcek yumurtası. Lavanta. Bu. Kızıldağ çiçeği. Ha zaten bu. Bu arada bunu yaptıkça sağ altta simya yeteneğinizin de arttığını göreceksiniz. Bunu yapmanız size oyunda şey yapacaktır. Bayağı yardımcı olacaktır. Çünkü yanlışı seçtim ya. Çünkü gördüğünüz gibi bir sürü zehir ekleyebiliyorsunuz okunuza. Hadi bunları da halledelim. Lavanta. Parlak mantar. İki tane de sıçan kuyruğumuz kaldı. Tamam. Simyacılıktan yapacağımız şey bu kadar. Ki gitmişler, bizi bırakmışlar. Neyse ben de şu ruh cevherini çalayım o zaman. Ha bir dakika. Ah şurada adam var zannettim. Çok korktum. İksirleri de çalalım. Kemik tozu. Mevki Bey'i Gjallund'un mülklere. Farengar sen şerefsizin teksin, o yüzden. Başka şeylerini de çalacağım. Altın. Alabiliyormuşuz ama. Skyrim'in Nordları. Burada da bir şey yok galiba. Sahibi var. Şifonyer falan. Tısınlama tezgahı. Burada da sol gemleri ekleyebiliyorsunuz. Şimdi. Ay çıktım yanlışlıkla. Şimdi tılsım çıkarma denilen özellikle bu büyülü kılıç veya şeyleri, zırhları kırabiliyorsunuz.
Kırdığınız zaman içindeki büyü size geliyor. Mesela burada hedefin sağlık ve kuvveti 10 ayas hasarı alır. Bunu kırdık diyelim. Kıralım. Tamamdır. Şimdi niye çıktığımı anlamadım. Kırdığımız şey item kayboldu. Eşya. Allah! Çok sinir oluyorum. Xbox'ta oynayınca sıkıntı yoktu da. Bunda oynayınca. Sonra elimizdeki herhangi bir silaha basıyoruz. Sonra tılsımlamaya basıp daha önce kırdığımız şeylerden gelen büyülerden birini seçiyoruz. Ondan sonra buradan alacağı hasarı ve şarjı ayarlıyoruz. Mesela bir hasar alırsa eğer bu oktan adam fazladan 80 tane saldırıda bir hasar vereceğiz. Eğer 10 hasar alırsa 6 tane saldırıda 10 hasar verebileceğiz. Ve şarjı bitecek. Bu şarj işi de soul gemlerle oluyor. Ruh cevherleriyle. Gerek yok. 80 tane olsun. Öylesine basalım buna. Ama basmayalım mı? Buna basmayalım ya şey. Kılıca basalım. Nesne. İmparatorluk kılıcı. Tamam. Ayas hasarı. Minic ruh cevheri. Sonra bir tane ruh cevheri ekliyorsunuz. Soul gem yani. İşte diyorsunuz. Eşyayı tılsımlıyorsunuz veya eşyaya isim verebiliyorsunuz F ile. Artık oldu. Böylece de enchanting yani tılsımlama yeteneğinizi arttırıyorsunuz. Affedersiniz. Şimdi silahlarda imparatorluk kılıcımıza bakalım. Çıkarttığımız zaman mavimsi bir parlaklık görüyorsunuz. Ve bununla vurduğunuz insan 10 tane kaç yapmıştık bilmiyorum. Ayas hasarı alıyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Çeşitliden Soul Gem yani ruh cevherine geldiğiniz zaman nasıl? Hayır öyle değildi. Silaha geldiğiniz zaman eğer şarjı bittiği takdirde bunu şey yapabiliyorsunuz. Tekrar Soul Gemlerle doldurabiliyorsunuz. Bittiği zaman size onu da göstereyim. Bunun şeyi. Şimdilik çarşıya gidelim. Tamam. Bana ne? Bana niye söylüyorsun yani? Bana ne? Bana ne? Çıkalım. Zaten zamanımız 20 dakikayı bulmuş. Hemen eşyalarımızın fazlalarını çarşıda bir tane demirci bulursak ona satalım. Ondan sonra bölümü bitirelim. Britelim. Gerçekten benim diksiyonumla ilgili ciddi sorunlarım var. Hoppa. Dağdan taştan gidelim. Bu ne? Lavanta. Güzel. Bu da Talos'un misyoneri. İman etsen. Evet. Buradaki White Run'daki telefonda gelecek zamanı bulundu ha. Oğuz arıyor muhtemelen. Neyse diğerki bölümde satalım eşyalarımızı. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.